Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle yine bir kargo açma videosu yapacağız. Yine diyorum çünkü son zamanlarda kanalda en çok yaptığım içerik sanırım bu oldu. Ama son birkaç videomda hep ev ürünleriyle ilgili alışveriş yapmıştım ve onların paketlerini açmıştık. Bugün birazcık daha kendime yönelik bazı şeyler aldım. Onların paketlerini açıyor olacağız. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olmayı unutmayın ve hazırsanız paketleri açmaya hızlı bir şekilde başlayalım. Kargomuz L'Oreal'den. İçinde 3 tane ürün var. 3 tane ürün çıkacak ve 3'ünü de ilk defa deneyeceğim. Benim için yeni ürünler olduğu için de çok heyecanlı. İlk olarak bunu açmak istedim. Ama yanımda daha bir sürü kargom var. Şimdi ilk deneyeceğim ürünler her zaman benim için önceliklidir. O yüzden şöyle kargomuzu keserek başlayalım. Şöyle açıyorum ve içinden dediğim gibi 3 adet ürün çıkıyor. Bunlardan ilki şöyle bir ürün, yüz yıkama jeli, inceleyeceğiz. İkincisi şöyle bir güneş spreyi, güneş koruyucu sprey. Güneş kremlerindense birazcık daha böyle makyaj üzerinde tazeleme amaçlı kullanabileceğiniz bir ürün. Ve üçüncü ürün de, bu tarz çok ürün dedim ama bunu hiç kullanmamıştım. Garnier'in bu çift fazlı ama sarı sulu olan, suya dayanıklı maskaralara falan iyi gelen, iyi çıkaran bir temizleme suyu. Paketten çıkardığım ürünlerin sırasıyla gidelim. Çok minikten bir incelemek istiyorum. Çok detaylı bakmayacağım. Kargoları açacağım sadece ama ürünlerin ne olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Bu ürün yeni çıkmış. L'Oreal'in Revitalif serisi. İçerisinde C vitamini ve salisilik asit bulunuyor. Aydınlatıcı temizleme jeli olarak geçiyor. Zaten C vitamininin aydınlatıcı etkisini hepiniz biliyorsunuz. Cilde parlaklık veren ve aydınlatan bir vitamin diyebiliriz. Salisilik asit içeriyor ve dolayısıyla da gözenek görünümünü azaltmayı vaat eden bir temizleme jeli. Bence bu tarz ürünlere göre fiyatı çok uygundu. Daha doğrusu sepette benim ekstra indirime girdi. Bebe alsam mı almasam mı diye arada kalmıştım ama sepette ekstra düşünce Trendyol'dan aldım. Bir de bayağı bir kupon vardı. L'Oreal mağazasında bayağı kuponlar oluyor. Takip edebilirsiniz. Sepette ekstra kuponlarla ve ekstra indirimlerle 3 ürün böyle bayağı indirimli olmuş oldu. İlk ürün buydu. İkinci ürünümüz de Garnier'in bu makyaj üstü Super UV olarak geçen hyaluronik asit içeren güneş koruyucu yüz misti. İçerisinde SPF 50 bulunuyor ve makyajınızı kaydırmadığını iddia ediyor. Yani makyaj üzerine gün içinde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ben bu tarz bir şey uzun süredir almak istiyordum ama yaz bitti, ben yeni alabildim. Stick formda ya da böyle sprey formda bir şey alacaktım ama en çok içime sinen bu oldu diyebilirim. Detaylıca daha sonra belki inceleriz. Üçüncü ürünümüz de bu hepinizin bence daha önce görmüş olduğu makyaj temizleyici. İlk paketten bu üç ürün çıktı. Gelelim ikinci kargomuza. Şöyle bir paketim var. İçinden ne çıkacağını bilmiyorum. Hızlıca şöyle bakalım. Şöyle yeni telefonum için kamera lensi aldım. Telefonu mavi renkte tercih ettim. Ben o yüzden de mavi lens aldım. Videodan sonra hemen takacağım. Yanında da hediye olarak bu kablo koruyuculardan yollamışlar. İkinci paketimizden bunlar çıktı. Şimdi gelen üçüncü pakete. Şöyle bir kutum var. Sanırım bundan da kırılmaz camlar çıkacak. Çünkü telefon aksesuarlarını full internetten sipariş verdim. Tabii ki telefon çizilmesin diye telefonu aldığım gün direkt gidip bir kılıf ve cam aldım. Ama internette fiyatları çok daha uygun oluyor. O yüzden camım çizildikçe veya kırılması durumunda, inşallah kırılmaz ama bu kırılmaz camı değiştirmek için yedek camlar sipariş ettim. Genelde hep internetten alıyorum ve kendim değiştiriyorum. O yüzden bundan da o ürünler çıkacağını düşünerek açıyorum ve evet o ürünler çıkıyor. Şu şekilde iyice açalım. 5-6 ortada vardı. O yüzden de stok olsun diye şu şekilde 5 tane kırılmaz cam sipariş ettim. Bu paketten de bunlar çıkıyor. Gelin devam edelim. Şöyle bir paketim var ama görmüş olduğunuz üzere bunu açtım. Çünkü denemem gerekiyordu. Araba için şöyle bir dönüştürücü mü deniyor buna? Böyle bir ara kablo aldım. Ama bu maalesef çalışmadı. İyi ki de açmışım. Bunun için iade kodu oluşturdum. Videodan sonra direkt gidip iade edeceğim. Beraber açmak isterdim ama yine de bir kargo videosu olduğu için göstermek istedim. Çünkü diğer ürünlerle birlikte gelmişti ama maalesef çalışmadı. Hızlıca geçiyorum. Bu arada şöyle bir kabloda, şöyle bir kutuda gelmişti. Şöyle içine attım, daha sonra paketlerim. Şöyle bir paketimiz var sırada ama bu birazcık böyle sanki ezilmiş. Umarım içindeki ürün hasar almamıştır. Çok kırılacak bir şey değil ama bir saç ürünüydü. İnşallah akmamıştır. Şöyle yine kesiyorum.
faturası ve ürünümüz. Şimdi bu ürünle ilgili çok minikten konuşacağım. Yine daha sonra belki detaylı inceler miyiz bilmiyorum. Hep böyle deyip genelde aksatıyorum çünkü. Ama ürünü göstermişken minikten konuşayım. Ben bunu sosyal medyada bir kullanıcıda gördüm. Ve çok fazla övüyordu. O yüzden influence oldum diyebilirim. Otaca'nın bitki özlü saç şekillendiricisi. Üçlü olanı, 5 numarası. Saçımı genelde ben toplarken köpük ürünlerle topluyorum. Ama köpük sıktığımda da ve saçımı gün sonunda açtıktan sonra köpük çok iz yapıyor. Ve saçım eski haline dönmüyor. Yıkamak zorunda kalıyorum. Ve bunu gördüğüm kadarıyla, yani anlatılan kadarıyla saçı o şekilde sertleştirmiyormuş. Yani saçınızı açıp taradıktan sonra saçınız eski haline dönüyormuş. Ve köpük kadar bir böyle kötü çirkin görüntü bırakmıyormuş. O yüzden denemek için aldım. Elimdeki saç köpüğü zaten bitmek üzereydi. Saçımı böyle sıkı topuz veya sıkı at kuyruğu yaparken deneyeceğim. Nasıldır bilmiyorum ama yorumları çok iyiydi. İnşallah güzel çıkar. Şimdi gelen şu büyük kutuya. Bunun neden kargo paketi yok? Çünkü hemen anlatıyorum. Yine sabırsız biri olarak bunun ben dış paketini açtım. Çünkü 3 tane ürün sipariş vermiştim. Bir tanesi şurada, bir tanesi bu. Bir tanesi de bugün itibariyle iadeye gitti. Size göstermek bile istemedim. Çünkü bir elbise almıştım ve kalıbı o kadar kötüydü ki. Yani burada önermek istemedim size. Dolayısıyla bu dış paketine sarıp onu iade ettim. 3 üründen de elimizde 2 tane kaldı. Bunun kutusunu açalım. Sonra da şunlarla ilgili böyle minikten konuşuruz. O yüzden bir kargo açma gibi olmayacak. Sadece şu paketini açalım ve içine çıkan ürüne bakalım. Bu ürünü alırken de birazcık böyle tedirgindim. Çünkü yorumları çok kötüydü. Yani tahmin edebileceğinizden daha kötüydü. Ama en kötü evde giyerim diye aldım. Ve kalıbı çok büyükmüş, çok kötü duruyormuş falan. Millet hep pijama gibi giyiyormuş. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ben fiyatına göre çok uygun olduğunu düşünerek sipariş ettim. Şöyle açalım. Şöyle. Şimdi ürünümüz bu. Nasıl bir şey çıkacak ben de bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi ilk defa yorumlara güvenerek bir şey sipariş etmedim. İçgüdülerime dayanarak aldım. Şöyle bir ürün. Şimdi normalde Sagaza koleksiyonunun tüm ürünlerinin bir yerinde hep Sagaza falan yazar. Ya lastik kısmında ya işte tişörtün bir yerinde falan. Bunda hiçbir şey yok. Bu dümdüz bir ürün. Neden böyle bir ürün var onu da bilmiyorum. Şöyle bir üst. Ama sanırım gerçekten çok bol. En küçük bedeni sipariş verdim ama çok esniyor. Ama dediğim gibi çok uygun fiyatlıydı. En kötü evde giyerim diye aldım. Linke bırakırım, incelemek isterseniz bakabilirsiniz. Koskoca kutudan şu kadarcık bir ürün çıktı. Bunu hemen kenarıya alıyorum. Şimdi pakette 3 ürün vardı. Birini iade ettim. Geriye de şöyle bir çorap seti kaldı. Ama ben bunun da bir tanesini çok heyecanlı bir şekilde yeni ayakkabı aldığım için ve içine çok uyduğu için giydim. Ama şöyle göstermek istiyorum. Çünkü böyle mini kısa botlarınız da kışın çok güzel duracak. Yani spor ayakkabılarla da evet ama böyle mini botlarla çok güzel duracak çoraplar. Bir de bunun bej rengi vardı. Ben onu giydim. Çünkü çok sabırsız biriyim. Kargo açmayı bekleyemedim. Böyle üçlü setti. Şu kısımları çok güzel. Hem böyle toplu hem dağınık duruyor. Şurasında böyle düz bir lastiği yok. Kıvırık birazcık. O yüzden de ayakkabılarla çok şık duruyor. Yani pantolon altlarına da giyebilirsiniz. Tight'ın üstüne de çekebilirsiniz. Bence her şeyle güzel olacak bir çorap. Renkleri de tam sonbahar renkleri. Ben çok beğendim. Hızlıca devam ediyorum. Şöyle bir paketim var. Minik bir paket. Ne çıkacağını inanın bilmiyorum. Şöyle bir kesik atalım. Şimdi şöyle bir bileklik aldım. Ben bunun kelepçe versiyonunu almıştım. Şöyle göstereyim öncelikle. Ama kelepçe versiyonunun kelepçe yeri maalesef çok gevşekmiş. Ve ben farkında değilken kolumdan düşmüş. Bunun daha sağlam olacağını düşünerek bu şekilde aldım. Açalım. Ürün bu şekilde. Böyle ikisli ve taşlı bir ürün. Şurasında da uzatma yeri var. Benim bileğim kısa olduğu için bunu hep çıkarıp kullanıyorum. Şimdi şurayı açtığınızda burası yedek parça gibi çıkıyor. Ama bileğiniz genişse bununla kullanabiliyorsunuz. Nasıl durduğunu da hemen şöyle takıp göstermek istiyorum. Bilek de bu şekilde duruyor. Bence çok şık. Hem gold hem de silver takılarınızda kullanabilirsiniz. Benimkilere gayet uydu.
Ama şu klips yeri birazcık sert olduğu için tam kapatamadım. O yüzden şimdilik çıkaracağım. Birazcık böyle birinden yardım alarak takarsanız daha iyi olacaktır. Çünkü tek elimle birazcık zor kapattım. Şurası birazcık zor geçiyor. Yani geçiyor ama zor geçiyor. Bunu da bir kenara alalım. Şimdi tam kargo sayılmasa da bir paket. Şöyle bir paketim var. Bundan da aslında internetten sipariş verecektim. Ama sonra mağaza gezerken çok daha uygun fiyata buldum. O yüzden de hemen edindim iki tane. Şöyle paketini sizlerle açmış alalım. Şöyle iki adet bardak aldım. Bunların sanırım bir adı vardı ama çok net hatırlamıyorum. Sosyal medyada yine storylerde falan çok karşılaştım bir bardak çeşidi. Cam olanları da var sanırım bunun ama internette plastik fiyatları bile çok uçukken ve ben çok uygun fiyata bulmuşken hemen aldım. 10 TL'ye aldım tanesini bu arada. Ve bence böyle kahve sunumları için falan çok tatlı duruyor. Günlük kullanmak için bayağı güzel. Plastik sağlıksız diye eleştiri yapabilirsiniz ama bence böyle ara ara kullanırsak çok zarar geleceğini düşünmüyorum. Çünkü hayatımızda zaten plastikler neredeyse her yere ele geçirmiş durumda. Tabii ki dikkat etmeye çalışıyorum ama çok beğendim, o yüzden almadan edemedim. Bunlar da bu şekilde. Bugün kargolarımız bu kadardı. Sanki bugün video çok hızlı bitmiş gibi hissettim. Ya çok ürün yoktu ya ben mi çok az konuştum, çok emin değilim. Umarım ürünleri beğenmişsinizdir. İnternetten aldıklarımın hepsini, yani şu bardakları falan da internetten almasam da aynalarını link şeklinde oluşturup açıklama kısmına bırakırım. Oradan girip incelemenizi yapabilirsiniz veya satın alabilirsiniz. O zaman hepinizi çok çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.